90'lı yıllarda zorla kaybettirilen, gözaltında kaybettirilen, faili meçhule kurban giden yakınlarımızın akıbetini sormak, faillerin yargılanmasını sağlamak için kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz eylemimiz için yine bir aradayız. Bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Ailelerimizle beraber son kaybımız bulunana kadar, hesap sorulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ile ilgili 15 Ağustos 1994 tarihli Özgür Ülke gazetesine röportaj veren Anne Türkiye Sincar'ın anlatım ve beyanlarına göre ev baskını aile damda uyurken yapılır. Baskın direkt Tayyip Sincar'a yönelik yapılmıştır. Özel harekatçılar silahlarını Tayyip Sincar'a doğrultur. O sırada kız kardeşi Mümine ablasının üzerine kapanır. Özel hareket polisleri ateş ederek iki kız kardeşi orada katleder. Olaydan sonra askerler köye gelip cenazeleri almak ister ancak aile ve köyler buna isim veremez. Daha sonra aile olay yerine savcı ister. Ömerli ilçesinde savcı gelir ve olay mahalline rapor tutar. 36 tane M16 kovanın bulunduğu tutulan rapora geçirilir. Ailenin tüm talep ve ısrarlarına rağmen savcı otopsi yaptırmaz. Asamaları sonucu öldürüldüğünü söyler. Aile Ömerli Savcılığına özel hareket polisleri hakkında suç duyurusunda bulunur. Ancak tüm hukuki mücadeleye rağmen sonuç alınamaz ve bu olay faili meçhul olarak kayıtlara geçer. Ailenin beğendi anlatımlarına göre olay günü Mehmet Sıdık Öncü Dikmetaş köyüne baskın yapan askerler tarafından gözaltına alındı. Daha köydeyken herkesin gözü önünde teşhir amaçlı uzun süre işkence yapıldı. Askerlerin eşine kocanı bir daha göremesin diyerek yanlarına alırlar. Mehmet Sıdık Öncü gözaltına alındıktan bir gün sonra Diyarbakır'a sevk edilmeden önce Çınar Sağlık Ocağı'nda verilen rapora göre sağ tarafında kaburgaların yanında 3-5 santim ekimoz tespit edildiği denilir. Gözaltına alındıktan sonra kendisinden hiç haber alınamayan Öncü ailesi 4 Temmuz günü kendilerine yapılan bir telefonda Mehmet Sıdık Öncü'nün cesedinin tıp fakültesi morgunda olduğu söylenir. Bunun üzerine DGM savcılığına başvuruda bulunan ailesi ancak 8 Temmuz 1993'te cenazeyi alabilir. Kendilerine verilen otopsi raporunda geçirdiği bir rahatsızlık sonucu öldüğü yazılıdır. Defin raporunda da aynı ibareler kullanılmıştır. Ailesinin maktul üzerinde kalçasının iki yanında morarmalar ve yarıklar, sağ kaburgaları, bütün tırnakları, yanaklar ve çene altında morarmalarla boyun ve bileklerinde ip izleri olduğunu tespit etmişlerdir. Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu bir soruya verdiği cevapta böbrek yetmezliğinden dolayı 4 Temmuz'da rahatsızlandığı ve 5 Temmuz'da yaşamını yitirdiğini belirtti. Mehmet Sıdık Öncü'nün 1993 yılında gözaltında yaşamını yitirmesi üzerine Öncü ailesinin açtığı davada mahkeme Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum etti. Türkiye'de güvenlik güçlerinin işlediği ağır insanlık suçlarında süreç evrensel hukuka aykırı bir biçimde cezasızlık ile sonlandırılmaya çalışılmak istediği defalardır tekrar ediyoruz. Bizler hukukun işlemesini ve adaletin sağlamasını talep ediyoruz.